Zoom yasaklamasıyla başladık. Belli ki 10.35'in Gumi çalıştığını biliyorlarmış. Çünkü 10.35'in oyun tarzına hiç uymayan bir şampiyon. Şu ana kadar izlediğimiz oyun tarzına hiç uymayan bir şampiyon. Diğer taraftan da Azir'in gittiğini gördük Eren'e karşı. Yapılmış bir yasaklama. Ama yine de Yumi Azir'le birlikte ne kadar güçlü bir koridor oluşturduğunu biliyoruz. Muhtemelen burada en azından Doğuş Üniversitesi Aurora'nın kafasında böyle bir ikili oylamak yok. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Wildcats bir tane yasaklamasını Qiyana'ya bence yapmak zorunda. Onu söyleyebilirim. Renekton. Diğer taraftan Renekton yasaklandı. Ya bu İrelik seçim havasını da veriyor aslında, evet, eğer yasaklanmazsa. Evet, evet, bakalım İstanbul Wildcats şimdi hangi şampiyonu yasaklayacak? Tabii İrelia'nın da şu ana kadar %100 seçim yasaklama oranına sahip olduğunu belirtelim. Tabii çok kuvvetli, çoğu hala çok kuvvetli. Yasaklamayan, 8 kere, 8 defa yasaklanmış şu ana kadar. 2 kere seçilmiş, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet. Bugün eğer şurada son 2 yasaklamada görmezsek vadiye indiğini şahitlik edeceğiz. Zaman zaman açık kaldığını görüyoruz ki şu ana kadarki lige baktığımızda ondan daha mobil bir şampiyon benim aklıma gelmiyor takım savaşında. Yani ulti tutturabildiği sürece oradan oraya takım savaşını bayağı karıştırabiliyor. Aurora'nın da son bir saniyesi kaldı, bakalım yasaklama. İrelia, evet. İrelia gitti. Şimdi bakıyorum, Karma açık şu anda, Sylas açık, Sejuani açık. Bu şampiyonlardan bir tanesini... Aatrox açık. Yasaklamayı tercih edebilirler. Ki Aatrox en mantıklısı olacaktır. Diğerlerine en azından bir cevap var çünkü. Şimdi Qiyana mı Aatrox mu? Hangisini yasaklamak istersiniz? Yoksa ikisini açık bırakıp ikisinden bir tanesini mi almak istersiniz? Acaba takımlar Qiyana'ya o kadar önem veriyor mu? Şöyle... Ya çok güçlü şampiyon. Onu söyleyeyim. Ama öğrenmesi biraz zaman alabilir. Artı, masterlaması biraz sıkıntı aynen olabilir. Aynen öyle. Artı takım arkadaşlarınızın da Qiyana'yı takip ediyor olması gerekiyor. Öyle de bir durum var. Evet, İstanbul Wildcats son yasaklamayı yapmadı. Dolayısıyla Doğuş Üniversitesi Aurora şimdi ilk seçimini yapacak, bakalım hangi şampiyonla başlayacaklar. Lux da oradan geldi. Ya o da Yumi'de gitmişken aslında alt koridordaki güçlü destekler arasında kendine yer buldu, ama Karma'nın hala açık olduğunu söyleyelim. Karma Lux'a karşı kuvvetli bir tercih. Kesinlikle öyle. Tabii o da E'sine ufak bir dengeleme aldı. Çok güçlüydü. Herkes farkına vardı ve çok fazla sürmedi. En fazla bir hafta sürdü. Bir hafta sonra bir dengeleme aldı. Ama hala kuvvetli. Kuvvetli. Yani evet, koridor bu arada Morde'yi de unuttuk. Ya bir sürü şampiyon var şu an açıkta. Yani Morde var, Aatrox var. İkisini de aldı burada İstanbul Wildcats. Ki onların aslında o Aatrox'u ormanda, orta koridorda, üst koridorda her yerde oynadığını biliyoruz. Morde'nin üst koridora gideceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bakalım. Geçtiğimiz hafta tam 8 defa yasaklanmış Morde. Evet. Armut oynadı bir kere zaten. Onda da kazanmayı başarmıştı. Şimdi bir kez daha izleyeceğiz. İstanbul Wildcats'in ellerinde Aatrox da geldi. Doğuş Üniversitesi Aurora ikinci tercih olarak Niko'yu gösteriyor şu anda. Yine esnek bir tercih. Niko'nun geldiğini gördük. Üst koridora gidebilir. Saldırı gücü Niko. Bir ihtimal Morde'ye karşı ve Aatrox'a karşı iyi işler yapabilir. Diğer tarafta Morde kim olacak? Benim hala Morde bir soru işareti var. Şimdi Star Seeker'ın Aatrox'unu biliyoruz. Fazla söz etmeye gerek yok. Şimdi muhtemelen hani onu oraya verdik desek, Morde'yi orta koridorda acaba... Orta koridorda zorlanıyor ama Morde. Zorlanıyor, onu öyle bir sıkıntı var. Menzilli şampiyonlara karşı çok iyi bir tercih değil Morde. Çünkü yeteneklerinin menzili çok yüksek değil. O yüzden ben üst koridora bir menzilsiz eşleşmeye göndermek isteyeceklerini düşünüyorum. Olur mu bilinmez, Niko'ya karşı oynadığını da görebiliriz ama sıkıntı yaşayacaktır öyle olursa eğer. Lee Sin geldi Mojito'dan ve diğer taraftan da Rurete bir selam geldi. Bir selam geldi oradan. Bakalım, Sejuani tabii ki damlat bir tercih olacaktır. Ama şöyle baktığımız zaman Wildcats'in o ön tarafı, eğer Sejuani gelirse tabii ki de çok devasa olacaktır yani, onu söyleyebilirim. Çok güçlü olacaktı ama Karma yönelirler. Bu daha mantıklı olabilir bir ihtimal. Ya dediğim gibi Karma alt koridorda Lux'a karşı çok kuvvetli giriyor. Çünkü Karma'ya yönelmelerinin bir sebebi de acaba Aatrox'un buradan orman olduğunu anlamamız olabilir. Mümkün mü? Olabilir yani, ormana gittiğini görebiliriz. O da bir seçenek, o da esnek bir tercih bu takım için özellikle. Ya Karma alt koridor, ben şu son zamanlarda tek derecede özellikle Lux tercih ediyorum. En çok zorlandığım koridor bu arada. Çünkü sizin kalkanınız gidip gelene kadar Karma hem bekleme süresi olarak çok daha avantajlı içindeki alevle, hem de daha fazla hasar çıkarabiliyor erken safhada. O yüzden koridorda ciddi problemler yaşayabiliyorsunuz Karma'ya karşı. Yani Lux'un değerlenmesiyle Karma da aslında bir anda kendisine yardımcı durumda. O zaten gelen güçlendirmeyle buldu. Hatta üst koridor, orta koridorda daha çok görüyoruz ama destek de bir onların cebinde olacaktır.
Şimdi diğer taraftan Corki ve Yasuo gitti. Ya Corki çok net bir yasaklama, onu söyleyelim. Son zamanlarda Doğuşan Sarro baya baya oynamaya başladı. Bir de Caitlyn'i götürdüler. Paladin'da Caitlyn'e gitti ki Caitlyn tam olarak Lux... bahsettiğimiz iki tane şampiyonu burada Wildcats direkt olarak ortadan kaldırdı. Bir de Caitlyn Lux'a karşı koridorda oynamak çok zor ya. Çok zor, çok zor. Bir tane ışık bağına ölüyorsun neredeyse. Caitlyn yani... Morgan efekti. Aynen. Aynen öyle. Ölmeden, ölmekten beter hale getiriyorlar bu arada genelde. Koridorda kalamıyorsun. Diğer taraftan ise Yasuo tabii Joker nişancı rolünde olduğu için Yasuo'yu yasaklaması gayet anlaşılabilir. Onlar sen de bahsetmiştin aslında. Geleneksel nişancılardan pek haz etmiyor Joker. Şu an oynanabilir durumda olduğunu hepimiz biliyoruz evet. Ama. Bir de, kesinlikle oynanması lazım. Bir de Sivir yasaklaması geldi. O da Joker'in yine oynadığı tercihlerden bir tanesiydi. Syndra gösterdi, Sylas gösterdi. Sylas gelirse Sylas orman olacaktır. Ki gelecek gibi duruyor Sylas ki çalabileceği çok iyi de ultiler var. Nico ultisi, Lux ultisi, Lee Sin ultisi bile yani hasar için kullanmasanız bile takım arkadaşlarınızı korumak adına iyi bir ulti olabiliyor. Ama yani baktığımız zaman Karma dışındaki 3 tane şampiyon takım savaşına girerken çok zorlanacak, onu söyleyebiliriz. Karşıda Nico olacak, Lux olacak, yani sağ taraftaki şampiyonlara baktığımız zaman bir hasar çıkartabilmesi için burada Doğuşan Aurora üstüne koşması gerekecek ve bu tarz pozisyonlarda Lux ve Nico gerçekten hani çok can yakabilecek şampiyonlar. Twisted Fate geldi. Yani Twisted Fate orta koridor olacak muhtemelen. Nişancısını da seçecek. Eren'den bir tane daha farklı bir tercih göreceğiz burada. Keşke Scarlet olsa, şu an çok mutlu olurdu. Twisted evet. Fate'i görünce biliyorsun. Ercan'ın Yasuo görmesi gibi aynı efekt. Mutlu oluyorlar. Doğru. Evet. Şampiyonlar ikisi de baktığımız zaman şimdi öyle değerlendirmek lazım. Yani Fed'in bu arada bir Draven gösterdi ama yani Draven'ı çok severek oynadığını biliyoruz ama burada Kai'Sa'yı tercih etti, biraz da garanti gitti. Bence Kai'Sa daha iyi oldu. Draven'ı alsalar çok fazla erken odaklı, erken aşamayı kazanma odaklı olacaklardı ve o kompozisyonlarda bir tane sıkıntı yaşadınız mı oyunu kaybetme yoluna gidebiliyorsunuz. Şimdi Nico, Twisted Fate bunlar zaten erken oyunu idare edebilecek. Hatta erken oyunda maçı size kazandırabilecek şampiyonlar. Özellikle Twisted Fate. Yan koridorlara gide gele ekstra skorlar sağlayabiliyor. Nico koridorunu kazanıyor. Kai'Sa'yı da oyun sonunda güvence olarak aldılar. Diğeri çok agresif olacaktı. Ve uzadığı durumda sıkıntı yaşayabilecektiniz. Şimdi daha garanti yola girdiler. Ben o yüzden daha çok beğendim. Bu arada Joker oynayacak. Tabii biz ondan bahsetmedik. Karma yine orta koridor şampiyon olarak kullanıldığı için Joker'in de rahat edebileceği tercihlerden bir tanesi. Yalnız sıkıntı şurada, düzenli hasarları çok az. Çok az ve hani Morgana takıma katabileceği şeyler sınırlı, onu söyleyelim. Morgana nişancıya gitti bu arada, Karma'yı desteği yolladılar. Ya düzenli hasarları çok az, birini yakalarlarsa bu arada hasarı yeterli olacaktır. Anlık hasarla birlikte hem Karma'dan hem Morgana'dan gelecek, diğer tarafta Sylas, Aatrox bunlar da ekstra artı sağlayacaktır. Fakat Nico'nun ve Kai'Sa'nın, Nico yeteneklice oynaması düzenli hasar çok olacak. Evet, artık haftanın açılış karşılaşmasına geçme zamanı geldi. Doğuş Üniversitesi Aurora ile İstanbul Wildcats ekipleri vadiye iniyor. Koçlar el sıkıştı ve söz sunucularda. VFŞ ile 6. hafta 1. günden herkese merhabalar. Bugün 5 maç bizleri bekliyor ve ilk 2 maçın aktarımında ben Aykut Yufan Özgan, yanımda Caner Jolie Güngörür. Sizlerle birlikte olacağız. Doğuş Üniversitesi Aurora ve İstanbul Wildcats karşılaşmasının seçim yasaklama ekranını gördük Johnny. Morgana son anda alt koridora nişancı pozisyonunda, yani daha çok orada kaynak alan taraf olarak gitti. Sence neden böyle yaptı Wildcat? Öncelikle dünkü akademi karşılaşmasında da yine Karma oynamıştı 10.35. 10.35'in şampiyon havuzu en güçlü yönü değil. İyi oynadığı şampiyonu yapışan bir oyuncu. Karma ile dün perfect, yani mükemmele yakın bir oyun oynadı. Bu arada ben yaklaşık 3 yıl önceki yükselme ligi performansını hatırlıyorum 10.35'in, yine Karma oynuyordu. Yapışıyor işte yani. Evet. Bu sezonda, yani önceki dönemde özellikle Braum ve Nautilus'tu favorileri. Ama son dönemde Karma daha çekici onun için. Ve günün ilk karşılaşmasına da geçiş yapıyoruz. Doğuş Üniversitesi Aurora İstanbul Wildcats'e karşı. Aurora'yı mavi tarafta, Wildcats'i kırmızı tarafta izleyeceğiz bu maçta. Maçı kim kazanır oylaması başladı. YouTube sohbet üzerinden sizler de bu oylamaya katılabilirsiniz. Ve değinmediğimiz diğer bir nokta, orta koridor Twisted Fate. Şöyle, şimdi Aurora'nın aslında sadece Twisted Fate tercihine değil, yaptığı kompozisyonun inceliklerine bakmak lazım. Bu kompozisyon global aradan çıkarma kompozisyonu. Neden? Twisted Fate muhtemelen üçlü kuvvet artı bombardıman topu kasacak ve
Sarı kartı çektiği anda çok uzak mesafeden rakibi sersemlettiği anda Kai'Sa hemen arkasından Lux'ın kalkanı alıp üzerine gidebilir. Hatta bunu kimle de yapabilirsiniz? Yine yukarıdaki Nico ile de yapabilirsiniz. Yani Lee Sin'le de yapabilirsiniz. O yüzden Aurora'nın kompu daha çok rakibi aradan çıkarmaya yönelik. Ama rakip takımdaki kalkanlar birazcık bu işi bozabilir. Çünkü hani Sylas'tan gelen ekstra can çalma, ekstra kalkan, işte Morgana ve Karma faktörlerini bir araya koyarsak işleri kolay olmayacak. Ben Aurora'dan açıkçası yukarı koridorda Vayne beklerdim. Çünkü madem Mordor'u açıkta bıraktınız, ona karşı çok iyi bir silahınız olması lazım. Nico da fena değil ama Vayne ya darma duman ediyor koridorda Mordor'u. Hatta ultisini attığında ultisinin içerisine de mahvediyor. Evet, bu arada orta koridorda da Eren köftenin üzerine gitti. Bir de sersemletti onu şimdi. Tabii orada paraları toparlayacak. Arakçı'yla girdiği için Twisted Fate'in bir diğer gücü de bu. Bu eşya düzeni ve bu ürünle oynadığı zaman gerçekten para basıyor yani. Ve koridorda da ona baskın vermek kolay olmuyor. Gerçekten iyi organize olmak lazım. Bu arada iki tane Twisted Fate. Ve Medley yakalandı burada. Starscream hasarını da bırakıyor Medley'nin üzerine. Güzel hasar bıraktı. Güzel seviye Vayne olduğu takası, zaman bunu yapamıyorlar. Şimdi alt koridorda erken seviye 2 olan Vandalo ve Paddon Joker'in canını 100'e kadar indirdi alt koridorda. Küsurları yok. 10-35'ten de karşılık geliyor burada. Nispeten Kai'Sa'nın zayıf erken koridor süreci için şifa tercih etti Vandalo. Ama burada agresif bir tercih yapmış olsalar şu an ilk kanı dökmüşlerdi. Ve Vandalo bir kez daha deneyebilir. Joker kara kalkanı kullanmak zorunda kaldı ve burada manasını kontrol etme konusunda biraz sorun yaşayacak gibi duruyor Joker bu koridorda. Joker'le 10-35 dün de hani akademi maçlarında da çok sıkıntılı bir koridor aşaması geçirmişlerdi. Ya koridoru çok darlayan bir ikili almışlar. Nico artı Karma almışlardı ama karşılarındaki Zaya ve Rakan karşısında çok geri düşmüşlerdi. Sonradan toparlamışlardı. Bu eşleşmede yine bayağı zorlu dakikalar geçiyor şu ana kadar. Mojito burada Yampi dengeci alıyor. Köfte hiç denemedi bile orayı. Ki aşağıda yani Kai'Sa'nın hem Peximet'i hem iksiri var. Morgana çoktan kullanmış onları. O koridor çok iyi gidiyor şu ana kadar Aurora için. Evet, üst koridoru baskın gelecek gibi alt tarafta bir takas var. Yakalanan bir Vandalbo. Ama daha fazla devam edemediler üzerine. Şimdi Mojito Starscream'in üzerine doğru gitti. En azından sıçrasını almak istiyorlar burada. Medley yeteneğini gönderince sıçradı. Bu arada devam ediyor Mojito. Kuleden çılgınlık. İki hasar aldı. Ve karanlığın eli Mojito'yu bulsa ilk kan olacaktı Mojito. Biraz riskli bir hamle. Evet, yani mekaniklerine çok güvendi ama bazen bu kadar risk almamak gerekiyor bence. Orada yakalansaydı Morden'in hani kötü geçen koridor aşamasını düzeltmiş olacaktı dolaylı yoldan. Ama kendisine güvendi. Mojito'nun bu özelliğini biliyoruz. Elini korkak alıştırmıyor. Şimdi Psycho Ferret alt koridora geliyor. Vandalbo'nun canı bayağı beyaz. Şifası var. Bakalım Psycho Ferret sıçrayacak mı orada acaba? Şimdi sıçrayla birlikte rakibinin üzerine doğru gitti. Vandalbo'dan kullanılan bir şifa. Psycho Ferret'e ilk kan oldu burada. Vandalbo'da ilk kan. Bir de yanında mavi güçlendirme caması. Bonusu da var. Lux gerçekten orada altın buldu. Şifa sayesinde ayakta kaldı. Ya Lux çok kırılgan bir şampiyon Johnny ama prizmatik bariyer artı şifa gelince bir anda o kırılgan şampiyon aslında kısa süreli bir tanka dönüşüyor. Bence burada Psycho Ferret'i birazcık yanıltan durum Lux'ın rün tercihiydi. Yani daha çok dürtme odaklı girdiği için. Hani biz bunu keseriz dedi. Yani çünkü artı şoku yok. Hani tuttursa bile bir şey olmaz dedi ama kuleden fazla hasar alınca planlar tutmadı. Gerçekten çok bonus oldu. Ya, ve mavi güçlendirmenin Lux'a karşı oynamak da biraz eziyettir açıkçası. Evet evet. Önümüzdeki şu andan itibaren en az bir dakika mavi güçlendirme kalacak onun üstünde. Bu arada ne istedin o gölgede? Şimdi Psycho Ferret üst koridora bir ninja baskın için geliyor. Medley ile iyi bir takas yaptı Starscream orada. Yere kadar düşürdü rakibinin canını. Her ne kadar kendi hasar olmuş olsa da. Bu arada Twisted Fate Eren üst koridora gidecekti ki Psycho Ferret orada görünce vazgeçiyor. Deminden şimdiye geldi. Kısa süreli bir zaman kırılması. Yani
Yan sanayi eko ultisi atmış oldu bu durumda. Şimdi Mojito bekliyor orta koridorda bir baskın için ama Köfte olabildiğince temkinli bir koridorda. Belki de bir karşı baskın için Mojito zamanını harcamaya devam ediyor. Şimdi birlikte rakip ormana girdiler ama birkaç saniye önce Psycho Ferit aldı oradaki kampını. Koridorlardaki minyon farkına bakacak olursak da Jone ormanın hariç tüm koridorlarda Doshinaro'ya daha iyi iş çıkaran taraf. Evet. Yani koridor aşaması özellikle aşağı koridor için bayağı felaket gidiyor. Zaten minyon sayısında girdilerdi. Bir de üzerine verilen ilk kan. Ama şimdi kayıp cilti aldı Morgan. Artık çok rahat minyon içecektir. Bir de ışınlanma geldi buraya Joker. Ama minyon bitecek. Yani eğer Aurora ikilisi pozisyonda hata yapmazlarsa onun haricinde bir etkisi olmayabilir. Kaysa'nın bu dakikadan sonra artık sadece kule altında iyi son vuruş yapması lazım. Ben Köfte'yi sersemletti orada ama Köfte daha öncesinde iyi basar bırakmıştı. Tabi yani yeni eşya dizilimiyle birlikte eskiye nazaran güçlü kuvvet ve saldırı hızı, saldırı gücü odaklı Twisted Fate'e böyle takasları yapmayı pek istemezsiniz. Geri dönüşünüzde çünkü çok hiç beklenmedik hasarlar çıkarabiliyor sürekli hasarla. Evet. O yüzden Köfte olabildiğince temkinli oynuyor burayı. Öyle olması lazım. Yani bir yandan da sürekli altın veriyorsunuz. Hani minyonda zaten geridesiniz. Yetmiyormuş gibi Twisted Fate ekstradan altın kazanma konusunda çok iyi bir şampiyon. Bir daha rakçı. Yani orta koridordaki altın farkını görüyoruz zaten şu anda 650 civarlarında. Yani bu yanıtması 10 milyonluk fark değil. Bu yan taraflardan gelen artı 5, artı 5, yok efendim para kesesi falan filan derken o şekilde oluşmuş bir fark. Alt koridor baskın için Psycho Ferit iyi bir pozisyonda ama yeteneğini kaçırdı orada Joker. Karanlık keser tutmadı. Bakalım deneyecek mi burayı? Vandal Boy yaklaşıyor. Şimdi zincirini gönderdi. Vandal Boy yakaladı orada. Bayağı basar çıktı arka taraftan. 10-35 ve Joker'den. Ve skor Joker'de kalıyor. Çalı hakimiyetini orada kaybettiler bir an için. Ve tabii sıçrasının gelmesine çok az kalmış olan Vandal Boy'un yapabileceği fazla bir şey yoktu. Ründen ötürü. Hani ışık bana tuttursa bile oradan kaçışı olmayacaktı. Böylelikle hem skoru hem de Alevecileri bölgesinde kontrolü ve dolay yoldan da Alevecilerini almış olacak. Bu da büyük bir avantaj diyebiliriz İstanbul Arkez için. Arada hala bir altın farkı mevcut ama bu görev çok önemli. Çünkü bu görev aslında 5 taşıyıcının da yararlanabileceği. Ben karmayı da taşıyıcıdan sayıyorum. Yani içindeki alevle gelen mantralı bir şekilde gelen o hasar Alevecileri de gerçekten çok büyük etki yaratıyor. Evet ve en önemlisi aslında oyunun erken dakikalarını daha çok kontrol eden ve altında öne geçen rakibine karşı alevecilerini vermemesi de aslında önemli bir nokta. Evet. Çalı kontrolü bu yüzden önemli. 35'te takım arkadaşıyla beraber koridor ittirmeye devam ediyorlar. Çok zor bir iş değil onlar için. Hatta Eren de mavi kartıyla mavi güçlendirmeyi alacak. Şuradan da bonus altın geldi. Evet, dakika 9'da 92 milyona ulaşmış durumda Eren. Buradaki milyonların hepsini alırsa neredeyse dakika 10'a gelmeden 100 milyon oldu diyebiliriz. Şimdi esas soru şu. Aurora kurduğu kompozisyonun hakkını tam olarak verebilecek mi? Çünkü bu kompozisyonu oynayabilmek için, bu kompozisyonu son noktasına kadar uygulayabilmek için çok iyi bir görüş kontrolüne sahip olmanız gerekiyor. Çok iyi bir iletişime sahip olmanız gerekiyor. Yani Twisted Fate'in sarı kartı çıktığı anda Kai'Sa ultiyi atacak şekilde, Lux'ın kalkanını almış şekilde hazır olması gerekiyor. Bunun hepsini yapabilecekler ama Ayrık ittirmede gerçekten çok güçlüler. Ve global aradan çıkarma da bu Ayrık ittirmeyi çok iyi destekliyor. Diğer tarafta Aatrox'da Mordekaiser'di. Hani bu aylık ittirme karşısında ne kadar durabilecekler? Çünkü attıkları herhangi bir yanlış adım hemen arkalarında bir Twisted Fate sarı kart. İki sarıdan bir kırmızı hemen oyun dışı. O yüzden yani kolay olmayacak Wildcase için. Wildcase'in çünkü asıl gücü takım savaşına yatıyor. Evet, şimdi Vandal Boy ile Padden üst koridora doğru yöneliyor. Diğer tarafta Joker şu anda alt koridorda ve ışınlığını bekleme süresinde.
Bakalım vade alametinde bir savaş izleyecek miyiz? Orta koridorda orada Psycho Ferret tam bir deneme. Orada Eren'i bulamadı ama köfte yakaladı şimdi. Yan taraftan Mojito ile Vandal Von'un geldiği görünüyor. Daha fazla devam etmek istemiyorlar. Psycho Ferret'ten kullanılan bir tekme. Mojito insek yapmak isterken insek oldu orada. Ve Mojito tekmesini kullanmış olsa da köfteye teslim ediyor skoru. Sanırım Mojito dikkat etmedi orada. Hani Psycho Ferret'in hangi ultiye sahip olduğuna. Ağzının ortasında tekmeyi yedi gelişine. Mükemmel sol ayağına oturdu o pozisyonu Psycho Ferret'in. Ve şimdi alamete başladı. Evet. İstanbul Wildcat. Ormancı yokken. Ama burası kolay olmayacak. Çünkü ışından geliyor. Arka taraf ışından geliyor. Bu ışından işleri değiştirebilir. Medley sıçrası da var ve çok iyi bir pozisyondan geliyor şu anda. 10-35'in üstüne doğru gitti. Orada iki skor birden aynı anda geliyor. Köfte de yakalandı şimdi burada. Saçar tohumu ulaşamadan düşecek. Burada Joker'den kullanılan bir karanlık esaret sıçra ulti. Vandalboss son anda sıçradı. Ve Joker bir skor almış olsa da kendi de düştü. Burada vade alameti sonunu getirdi diyebiliriz İstanbul Wildcats'ın. 4 skor verdiler toplamda. Yaklaşık 800 IQ'luk bir ışınlan. Rakip buna hiçbir cevap veremedi. Medley'den gelen bu ışınlana. Hem 4 skor hem üzerine alamet bir de aşağıya. Işınlan o kuleyi de vermeyecekler Star Spirit'e ve çok büyük bir avantaj. Yani rakibin kompozisyonu bu şekildeyken, bu kadar kitle kontrolü, sersemletme ve aradan çıkarma potansiyeli varken bu alamete yeterince görüşe sahip olmadan başlamak bence büyük bir hataydı. Tekrar izleyelim burada. Bakınız arka tarafa gelen bir ışınlan. 10-35 ile Psycho Ferret köfte hiç olaydan haberdar değil ve Medley için gerçekten hayatın en kolay skorları olabilir yani. Burada ultisini de tamamlıyor, köfteyi de alıyor. İçeri girmeye çalışıyor Joker. Bari hani bu durumdan bir şeyler çıkaralım diye ama kendisi düşecek. Ve bir skora karşılık gerçekten 4 skor alamet. Maçın en önemli anlarından bir tanesi bu olabilir. Evet, şimdi o alameti dakika 14'ten önce de kullanmak istiyor belli ki Mojito. Alt koridora geldi. Ve şu anda kullanmayı tercih ediyor. Haritaya baktığımızda hemen Pedum ve Vandalboss'u alt koridora yönelmeye başladı. Aynı şekilde Psycho Ferret de buraya çok yakın. Yani Psycho Ferret kötü bir pozisyonda kalabilir. Buradan uzaklaştı. Yavaşlatıldı Medley tarafından. Arda arda gelen kitle kontrol ve Psycho Ferret silindi haritadan. Yalnız diğer tarafta yakalanan Mojito. Joker ve 10-35 onu avlamayı başarmış. Şimdi ışık bağı 10-35 tuttu. 10-35 düştü burada. Köfte ultisiyle birlikte geliyor. Medley bakalım kalkanını kazanabilecek mi? Medley güzel bir hamle. 3 kişiyi tutmayı başardı ama arka taraftan hasarın geleceğine inanmıyor burada Vandalboss ve Patton. Starscreen orada Vandalboss'un üzerinde köftede Patton'u kovalıyor. Buradaki iki canavar yok ediyor alt koridoru. Ve alamet de kuleyi getirmedi. Doğuşun ağır oraya. Eren de orta koridordaki kuleden olabildiğince barikat almaya çalıştı dakika 14'ten önce. Evet. Ve almayı da başardı son barikatı ama değdi mi? Belli noktalarda hayır çünkü aşağı tarafta takım arkadaşları mahvoldu. Yani iki takımdan da gerçekten yapılan tercihler ve bunların kötü sonuçları diyebiliriz. Evet, oradaki kuleyi bırakma kararı aldılar çünkü oraya gelebilecek rakiplerini görebilecek kadar görüşe sahip değillerdi ama bu tarafta da Aurora tarafı şimdi ejder'e başlayacak. İkinci ejder nispeten rakibinin aldığı ejder'e göre daha az değerli olan Okyanus. Yalnız orada Pedin uzaklaştı. Pedin de eşya düzeni yani bu kurdukları kompozisyonu çok destekleyecek türden. Hani vuruş etkilerini çok daha etkili hale getirecek ve ani hasarı destekleyecek bir eşya düzeni. Son dönemlerde gördüğümüz şabzini. Tabi Starscreen de hani biliyoruz ne kadar potansiyelli bir oyuncu olduğunu. Son dönemlerde 1'e 2'leri 1'e 3'leri meşhur. Morde ile çok iyi bir duruma geldi bir anda. Bakalım taşıyabilecek mi takımını? Aslında gerideydi biraz toparladı diyebiliriz. Çünkü hala çok büyük bir üstünlük yok. Hatta belki Medley daha fazla bile altın kazanan tarafı olmuş olabilir. Aldığı skorlara baktığımızda. Medley neredeyse ikinci eşyasını bitirmek üzere ve Nico en güçlü dönemine ulaşacak. Diğer tarafta Twisted Fate artık hani üçlü kuvvetini bitirmiş durumda. Kaisa'nın yükleri doluyor. Yani Aurora'nın artık haritada etkili olabileceği dakikalar yaklaşıyor. Bakalım bunu
Nasıl kullanacaklar? Kullanabilecekler mi? Starscream ulti. Burada ultiyi kullandı şimdi. Medli'nin üzerine. Orada onu kovalamaya devam ediyor ama Medli burada zaman kazanacak gibi duruyor. Hatta Medli skoru bile isteyebilir ama Starscream'in kalkanı devreye girdi ve Starscream ölümün eliyle orada yakaladı Medli ve birebir skor. Oraya giriş var, çıkış yok. Yifoni. O ölüler diyarına girdiğinde. Yalnız. Twist Fate geliyor şimdi. Sarı kartıyla burada sersemletti rakibini. Yalnız Psycho Ferit yetişmiş gibi duruyor buraya. Şimdi yakalandı Eren. Orada bir sarı kart daha gönderdi bu sefer Psycho Ferit'in üzerine. Şimdi Psycho Ferit sıçrasını kullanıyor. Eren çok az can hayatta kalmış gibi ama köfte geldi yan taraftan ve buraya kadar dedi. Alt koridordaki savaştan yine İstanbul Wildcats üstün çıkıyor. Bu sefer kuleyi de getirecek onlara ve dakika 17'ye girerken ilk kule bu. Ya Psycho Ferit'in orada yaptığı combo çok enteresan. Düşününce ama mantıklı. Gelip Twisted Fate'in ultisini çalması, ona ekstra hasar kazandırmasının dışında rakibin hani oraya getirebileceği yardıma baktı. Hani yakınlarda kimse var mı? Haritayı açtı. Kimse olmayınca da kulenin altına dalmaya devam ettiler. Yani yine yüksek IQ bir oyun diyebiliriz. Yani Twisted Fate ultisini bu şekilde kullanması onlara skor artı kule getirdi. Az önce alt koridorda skor olan köfte şimdi üst koridora doğru yaklaşmış durumda ama Fadden'la Vandal bu. Buradan şimdilik uzaklaşacak. Ve alt koridorda az canlı kalan kuleyi, Vadelamit'in düşüremediği kuleyi Mojito gidip 1-2 otomatik saldırıyla aldı. Hiç beklemediğiniz bir hareket. Ormancı'nın gidip böyle bir hani rotasyon yapması. Şimdi Medli köfteyi tuttu orada ama ya belki de bu eşya düzeninin en büyük dezavantajı hasar konusunda çok zayıf kalabiliyorsunuz. Belirli dönemlerde evet. Zaten amacınız hasardan çok işlevsellik diyebiliriz. Yani evet. Hasarı verecek takım arkadaşlarınızı bekliyorsunuz. Onları besliyorsunuz birazcık. Bir de şu an Medli seviyor mu yoksa bir takım arkadaşının... Yok 11 oldu. Orada bayağı hatta fark var. Hatta 12 olmuş. Peki. Orada bayağı bir fark var. Starscream çok iyi durumda demiştik. Tam dönüşte eziyet bitecek mi? Maskenin ilk parçasını almıştı. Maskeyi almıştı ilk parça ve geri dönmekten vazgeçti. Orada evet. Bir yemledi geri dönermiş gibi yaptı ama kimse gelmeyecek. Yaklaşık bir dakika sonra Okyanus Ejderi var. Oyundaki üçüncü ejder. Evet güzel ejderi kapan Wildcats. Aurora tam haritada böyle nispeten oyunu açtığında ise... Oo! Orada Mojito'dan bir insek geldi. Orada sıçrayla birlikte köfteyi takım arkadaşlarının yanına gönderiyor. Ve ejderden bir dakika önce alınan bu skor belki o çevrede biraz daha görüş almasını sağlayabilir Aurora'nın. Şimdi Psycho Ferit çok önemli bir ultiyi gasp etti orada ama orta koridor kulesini savunamayacak burada. Ve Doğuş'un Aurora'da orta koridordaki ilk kuleyi alıyor. Bu kule Aurora'nın işine bayağı bir yarayacak en azından görüş konusunda, haritayı açma konusunda. Ya birazdan Twisted Fate'den aklı sonu gelecek. İyi, güzel, hoş ama. Hop, bu arada Psycho Ferit Medli'yi yakaladı. Medli ultisiyle birlikte rakibinin üzerine doğru gitmek istiyordu orada. Psycho Ferit şimdi Medli sıçrasını kullanıyor. Devam edecek. Kırmızı güçlendirmesi, çift güçlendirmesi var ve Psycho Ferit birebir de bir ormancı üst koridoru düşürüyor yakalayıp. İşte durum o kadar vahim ki Yufoni. Ormancı üst koridoru düşürüyor. Orta koridorun eşya düzeni Morden'in karşısında kalmaya yeterli değil. Ya Morden'i kim öldürecek? Morden'in karşısında kim duracak? Ya ayrı kilitlenmede şu an için durabilecek birisi görünmüyor açıkçası. Ama takım savaşlarında kitle kontrolüyle birlikte onu düşürebilecek hasarları var. Takım savaşlarında okey. Mesela şöyle bir senaryo da var. Hani diyelim ki ayrı kilitlenmeye gittiniz karşısına. İkinci bir şampiyon getiririz. Morden'in karşısında ikinci bir şampiyon getirmek hiçbir anlam ifade etmeyebiliyor. Ultisiyle ilk önce onu kesiyor, sonra sizi kesebiliyor çünkü. Evet. O yüzden şu an Starscream'in durumu Aurora için çok düşündürücü. Ve zorlayıcı. Fate'in karşısına gidecek. Şimdi sonu bitti. Bakalım onu bu canavarın gazabından koruyabilecek mi aklın sonu? Mord'dan bahsediyorum tabii ki. Ya, çok daha iyi bir seçim aslında. Ultisiyle birlikte yakın çevreye daha hızlı ilerleyebilir Eren ve aklın sonu yapmasının sebebi de Morden'in karşısına ayrı kitlemeye gitmesi olabilir mi ikinci eşya olarak? Yani?
Ya bu eşya düzeninde var. Ve bir yandan da evet. O da mantıklı. Çünkü hayatta kalması gerekiyor. Hayatta kalması, kayıtlaması ve aklın sonunda aslında bu senaryoda onun için en mantıklı eşyalardan bir tanesi. Ya Mor diye bir çözüm bulabilirse Auron hala maçta iddiası var. Ama Mor da çok büyük sıkıntı olacak. Yani belki Baron bölgesine onu çağırmak bir çözüm olabilir. Ama orada savaşabilecek güçleri var mı? O tartışılır. Çünkü yani Wildcats'in kompozisyonu takım savaşında da dev bir kompozisyon. Hani Karma ve Morgana'dan gelen ekstra işlevselliği de düşünecek olursak. Yani Joker de iki eşyasını bitirmiş. Şu an Auron'un yapması gereken haritada görüş üstünlüğünü alıp birilerini aradan çıkarmak, eksiltmek. Yani o ayrı kitlemeyi bozmak. Rakip takımın düzeni bozarlarsa geçmişte, çünkü İstanbul Wildcats'in HVA olduğu dönemde bu ayrı kitlemeler sırasında hatalar yaptığına şahitlik etmiştik özellikle geçen mevsim. Onların dengelerini bozabilirlerse yeniden avantajlı olabilirler. Şu an Muramana tamamlandı. Kaysa üzerinde. Tam ya böyle birisini aradan çıkarmak için en uygun dönemlerden bir tanesi. Ama bombardıman topu Eren'in üzerinde olmadığı için o devasa menzilden direkt tıkla ve sersemlet özelliği hala devrede değil. Orada da döndü ve bir tane de kronometre aldı kendisine. Orada Eren bir nişancıya daha aldı. Ve üçüncü eşya olarak Yinso'ya gidecek. Evet. Ve yani Yinso'yu bitirdi ve bombardıman topunu tamamladığı bir senaryo dakika 35 civarı olacak Eren'de. Bu şekilde ilerleyen bir maç için. Ve Aurora burada Baron'a başlamayı tercih etti. Ama görüş var Wildcats için. Ve Wildcats oyuncuları buraya yakın. Çağırmak istiyor buraya Aurora. Şu ayrı kitleme bir dursun istiyorlar. Devam ediyorlar şimdilik. Üst taraftan gelen bir köfte var. Işınlan da kullanılıyor. Burada ışınlığını almayı başardılar Starscreen'in. Yalnız Medley kötü bir pozisyonda kaldı. Medley burada düşecek. Ve diğer tarafta Psycho Ferret. Orada rakibin üzerine doğru gitti. Mojito'dan güzel bir tekme ama Joker kovalamaya devam ediyor. Joker Vandalboy'u yakaladı orada. Ve Vandalboy skoru gelecek gibi duruyor burada. Vandalboy alan isim Psycho Ferret oldu. Şimdi köfteden kullanılan bir sıçra var. Köfte düşecek orada. Savaş devam ediyor gibi. Starscreen çok iyi pozisyondan geldi buraya. Mojito son anda totemini atlıyor. Eren bakalım koruyabilecek mi takım arkadaşını? Bir sarı kart. O menzile girmek istemiyor da. Bu arada Mojito'dan güzel yana adımlar ama artık daha fazla ilerlemesi, uzaklaşması mümkün değil. Ne demiştik Yufoni? Evet, rakip takım Baron'u çağırabilirsiniz ama onlarla savaşacak gücünüz var mı? Yokmuş. Yokmuş. Ve 4'e 1 bir değişim. Şimdi İstanbul Wildcat. Baron'a başlayan taraf Madeline'in ışınlanı var. Eren de aynı şekilde ışınlanla buraya gelebilir ve ışınlan kullanıyor. Kolay bir şekilde rakibine bırakmak istemiyor bu Baron'u. Ve şimdilik hızlı eritemiyor Baron'u İstanbul Wildcat. Bakalım da gelebilecek bir kitle kontrol. Çok kötü olabilir. Joker'den gelecek bir kitle kontrol skoru anlamına gelebilir. Eren biraz yaklaştı buraya, şimdi araya girdi. 3 kişilik bir sersemleşme Medley'den. Paddon da yaklaştı buraya. Paddon bu takım savaşını kazandırabilir takımına. Canlar çok az Wildcats tarafında. Psycho Ferret'e düştü. Starscreen kalkanını kullanıyor burada. Starscreen orada Paddon'u aldı. Daha sonrasında Baron hasarını bıraktı Eren üzerine. Güzel bir hamle. 3 skor birden Starscreen'de. Baron. Yakalanan bir Vandalboy. Baron Starscreen'i aldı. Vandalboy da buradan uzaklaşacak. Neler oluyor? Bu arada Kaiser'i kim öldürecek demiştik Aurora tarafından. Kimse. Onu Baron öldürdü. Yufoni. Bu şerefe nail olan isim Baron Nashor. Ya hem Baron'u tanklıyor, hem rakibi tanklıyor. Skor almaya devam ediyor. Burada Medi çok kötü pozisyonda kalacak ve anında düşecek. Bu ilk savaş. Şey yapamadı. Evet, ilk savaş. Ve içeri giriyor Psycho Ferret. Diğer taraf Joker bir sağ bir sol hop. Kimseyi tutturamadı ama sonunda Vandalboy'u yakalamayı başardı. Vandalboy da aradan çıkacak ve burada kötü bir sıçra göreceğiz sanırım. Paddon. Geçen hafta takım arkadaşları ona ufak ufak şakalar yapmıştı. Bu hafta o yaptı. Şakayı geri iade etti. Ve Mojito da burada uzun kovalamacının sonunda düşecek. Ama sonrasında Baron Savaşı tekrar izlersek işler değişecek ve... Çarpını kullandı Mojito ve... Lux. Vandalboy da kaldı orada. 84 canı gördük. Dodge'larını burada çalmayı başardı Vandalboy. Mojito işbirliği. Evet, çok önemli bir
görev böylelikle çalınmış oldu. Bunu almış olsaydı Wildcats gerçekten Baron bölgesinde çok büyük bir güce sahip olacaklardı. Ama şimdi artık o Baron yemlemesini yapabilecek pozisyona tekrardan geçti. Peki bu gücü kim durduracak? Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Yukoni. Baron dedik. Baron da birazdan düşünce geriye kimse kalmayacak. Köfteyle Psychoferit alt koridora yakın. Mojito da bekliyor orada. Eren'i korumak için. Oluşabilecek bir 2'ye 2. Bakalım, Eren sarı kartını çekti. Direkt olarak ultiyi kullandı Köfte. Kime odaklanacaklar? Köftenin üzerine doğru gidiyorlar. Eren kitle kontrolü maruz kaldı. Eren düşebilir. Bir sarı kart daha gönderdi ama Köftenin ultisi de tetiklendi burada. Mojito sıçramak durumunda kalıyor. Psychoferit Mojito'nun üzerine doğru gidiyor. Yakalayabilecek mi acaba? Hayır. Mojito şimdilik uzaklaştı ama gittiği yerde İstanbul Wildcats oyuncuları var. Hadi bakalım. Ve 10-35 onun karşısına çıkacak. Yetenek kaçtı. Psychoferit yalnız zinciri tuturdu Mojito'nun üzerine. Yan taraftan Köfte de geliyor. Mojito en sonunda düşecek burada ama en azından zaman kazandırır diyebiliriz takımına. Yine 40 saniye yok. 40 saniye Baron denemek için bence fazlasıyla yeterli bir süre. Evet. Baron'un yanına doğru yaklaşan bir güç var. Bir cisim yaklaşıyor oraya doğru. Baron'a başlayacak gibi duruyor İstanbul Wildcats. Ve başladılar. Daha ejderini çaldırmışlar bakalım. Şu anda 5'e 4 bir durum. Lux ultisi kullanıldı. Pek fazla hasar verdiğini söylemek güç. Kara Kalkan iyi geldi oraya. 7000 de Baron. Çok hızlı eridiğini söyleyemeyiz Baron'un. Mad buraya deneyebilir. Sıçrası yok Mad'in. 5000, 4000. Starscreen canı bayağı bir azaldı. Şimdi Mad'le araya giriyor. Mad'le kronometresini kullandı. 3 kişi yerini mutladı. Psychoferit ultiyi gazetiyor. Diğer tarafta Paddon bir skor aldı burada. Yalnız 3 skor birden Paddon'da. Ve katliam. Baron da vurdu. Doğuşun Aurora'da. Baron için ne canlar gitti, ne kanlar döküldü. Son gülen Aurora tarafı oldu. O Baron'u ısrarla tanklamaya devam edince İstanbul Wildcats bir anda orayı dörtlediler. Lee Sin olmasa da rakibi yok edip Baron'u almayı başardılar. Vay be. Ve şu anda Baron'lu 5 kişi oyunu bitirmek için yeterli evet. Süreye sahip mi bakalım? 10.35 5 saniye sonra gelecek ama 10.35'in burayı tutması mümkün değil gibi duruyor. Ve Doğuş'un Aurora tek bir takım savaşı. Ardından Baron ve burada oyunu bitiriyor. 28 dakika Doğuş'un Aurora 6. galibiyetini alıyor. Playoff'lara doğru, TBF playoff'larına doğru 3 hafta kalmışken çok önemli bir galibiyet Jone. Çok önemli bir galibiyet. Yani öyle bir maç oldu ki ilk dakikasından itibaren maçı böyle bölümlendirmeye çalışsak herhalde 6-7 tane farklı sekans çıkar ortaya. İşte Wildcats'in iyi olduğu dönem, Mordekaiser'in yükselişi, Mordekaiser'in duraklaması, çöküşü. Yalnız dizi senaryosu da çıkar oradan. Aynen, baya baya yani senaryo var burada. Ama düşük bütçeli birazcık çünkü çok kötü bitti. Hani Game of Thrones üzülmesin. Şimdi son pozisyona anlam vermek mümkün değil ya. Yani o kadar orada Baron'u tanklayıp rakip takımın orada toparlanmasını sağlayıp hani işlerin bu noktaya gelmesi, Wildcats gerçekten bir noktaya kadar çok iyi oynadı ama son adımı atamadı. Ya orada acaba Morde Nico'yu ulti kullanacağı garantisini mi vermiş takıma? Çünkü Nico'dan 3 kişiye gelen bir ulti büyü dirençleri de azalmış rakiplerine bayağı hasar verdi aslında. Tabii canım, orada işi bitiren yani o Nico'nun ultisi devamını zaten hani pitin dışından çıt 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 otomatik saldırdılar yetenekler derken almayı başardı Aurora. Kaotik bir maçtı. Gerçekten böyle bir son beklemiyordum ben. Birazcık da şaşırdım. Ya ben de beklemiyordum açıkçası. Benim beklediğim bir bombardıman topu Twisted Fate'in şöyle uzak menzilden bir sarı kart kullanıp aslında olayların değişmesiydi ama o da bir bombardıman topu da alamadı bu maçta. Alamadı çünkü o birazcık rakibine göre adaptasyon göstermek zorunda kaldı. Hani Mordekaiser karşısında kim duracaktı? Bir iki kişi gittiklerinde bile sıkıntıydı. Ama yani Wildcats Baron'u çok fazla zorlamadan sadece Baron bölgesi rakibin onları çağırmasını bekleyerek oynasa, ayrı kitlemeye devam etse, Mordekaiser'i haritaya salsa çok daha başarılı olurdu bence. Evet bakalım. Ve günlük maçını geride bıraktık. Şimdi analiz masasına doğru gideceğiz ve orada konuk Medley var. Beraz söz sizde. Evet, sunucularımıza teşekkür ediyoruz. Haftanın açılış karşılaşmasını Doğuş Üniversitesi Aurora kazanmaya başardı ve yanımızda da Medley var. Hoş geldin Medley, nasılsın? Hoş buldum, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, biraz mikrofonu böyle yakın tutarsan belki sesin daha fazla gelir. Maçın yorgunluğu. Peki, hemen maçı soracağım sana. Yani ne oldu? Bir Baron'da maç bitti.
Yani zaten oyunu önde başladık. Hani scale oluyor. All scale ediyoruz onları. Her türlü oyunu zaten kazanacaktık. Ama early game'de hani oyunu sizin gibi izlemediğim için ne oldu bilmiyorum ama birkaç tane istemediğimiz fight oynadık. İlk fight'tan sonraki 2-3 fight galiba istemediğimiz birileri yakalandı. Orada biraz geriye düştük ama all scale edeceğimizi biliyorduk. Tek yapmamız gereken Baron Nash vermemekti. Ama onlar girdi ve Nash pozisyonunda biraz sattılar. Yani Nash'le oyunu bitiremesek de zaten scale olduğumuz için zaten kazanacaktık. Evet. Ki ilerleyen hani oyunun belli baş noktasında şu oldu. Yani Silas Solitaire sizin çok canınızı yaktı bu arada. Ya özellikle Monitor'un çok canını sıktı. O noktalarda oyuna nasıl adapte oldunuz? Yani Silas Solitaire'in etrafında mı oynadınız? Devamlı onun bekleme süresinde girmesini mi beklediniz yoksa? Ya açıkçası benim slowlarım ve benim ultimle oynayacaktık. Bunu bir kere denedik. Mordekaiser bana ulti atınca hiç kimse benim ultimi yemedi. Aynı pozisyon bir daha yaşandı. Bu sefer direkt ulti Zonya kullandım. Beni çekemediği için direkt teamfight'ı kaybettiler. Hani benim ulti ve slowlarımla oynadığımız sürece zaten kazanacaktık. Ya ben sana büyük koridoru olarak bir soru sormak istiyorum. Maçtan bağımsız. Şimdi Mordekaiser geldi. Bir de Qiyana geldi. Bu iki şampiyon hakkında biraz konuşalım seninle. Yani nasıllar? İyiler mi? Morde'yi görüyoruz zaten. Morde iyi de Qiyana özelinde biraz da. Sence nasıl Qiyana? Ya ikisi de çok güçlü ama hani red side'de ve last pick olarak hani karşındakini görerek oynaman gerekiyor. Çünkü ikisi de gerçekten oyunda en çok counter olan şampiyonlar olabilir. Çünkü Morde'ye karşı menzili ne alırsan al oynayamaz oyun. Hani AP'den kastım top lane'e bir AD carry bile yollasan zaten ve oynayamıyor. Zaten en çok canını sıkan şampiyon biliyorum onu. Qiyana peki? Qiyana direkt bütün melee fighter'lar hani top lane'deki bütün melee'lere kaybediyor neredeyse 1v1'i ve zaten tanklara karşı karakter bayağı hani çok kötü. Yani Qiyana genel olarak mid ve jungle ya. Top lane'i çok zor yani. Peki o zaman sen buradayken hemen maçı da birlikte değerlendirelim istersen. Bu maçta seçim yasaklama ekranında neler olmuş? Oradan başlayalım bakalım takımlar hangi kompozisyonu seçmiş, neleri yasaklamışlar. Ben burada da bir soru soracağım. Bunun gelmesini bekliyordum. Ya bence çok fazla güçlü seçim bıraktınız karşıya. Mordekaiser gitti, Aatrox gitti, Karma gitti, Sylas gitti. Yani şöyle baktığımızda Morde, Aatrox ve Karma geçtiğimiz haftanın belki de en çok yasaklanan şampiyonları. Ne oldu da böyle oldu ya? Ya onun ilk sebebi Renekton banladık. Onların Irelia banına gitmesini bekliyorduk. Onlar gitmeyince hani birden fazla OP açık olacaktı ve onların hani en çok istediği karakter Irelia. Bizim en çok istediğimiz karakter Lux. Hani onların takasına girmemek için mecburen Irelia da banladık. Hani onlara birden fazla OP bıraktık ilk ikide. Ama en azından muhtemelen siz alt koridora bir yetenekli şampiyonun geleceğini muhtemelen konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum ki o yüzden bu tarz seçimler açık kaldı. Tabii sen aslında yorumlarında şeyden bahsettin. Sattılar dedin. Yani Baron pitinde de senin oyunun sayesinde bu arada o takım savaşını kazandı. O zaman şöyle yapalım. Maçın önemli anlarını da ekranlara getirelim. Hadi onun gidelim. Üzerinden değerlendirmeye devam edelim. Bakalım maçta neler olmuş ona da bir göz atalım hazır Meddi de buradayken. Bu zaten direkt yani tam ormancı düşürdüğünüz oyunun çok erken bir dakikası ki arkaya da çok güzel bir ışınlan atıyor buradan Medli. Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yok ki geldiği gibi kitle kontrolü kullanıyor, ultiyi de atıyor ki arkadan Joker gelip bir şeyleri dengelemeye çalışıyor ama aldığı bir skorla orada yetinmek zorunda kalıyor. Ya şöyle genele baktığımızda hakikaten iyi başladın. Sen de söyledin aslında iyi başladınız, iyi de gidiyordu. Alt koridorda bir savaşlar oldu, bir şeyler oldu. Orada bir baktım Mordekaiser almış skorları, Aatrox almış skorları. Bu da yani Baron'da çok fazla savaş döndü bu arada. İki tarafta Baron'da hata yaptı bence ama son hatayı yapan onlar oldu. Ama Baron'da genel olarak zaten giren takım hep Wildcats'ti yani. Aurora bir kere girdi. Yani biz girdiğimizde de bıraktık zaten. Evet siz bıraktınız. Siz orada doğru olanı yaptınız çünkü yandan Morde geliyor öbür taraftan Aatrox kapatıyor. Yani orası bir anda Curcuna'ya dönüşebilirdi. Ya aceleyle Baron almak istediler çünkü hani old scale edecektik. Ama hani kararı biraz erken verdiler. Biraz daha bekleyebilirlerdi veya hani görüşü alıp da yapabilirlerdi. Hiçbir şekilde görüşü almadan denediler her seferinde. Hani Baron'un canı olsun, pozisyonları olsun hepsini görüyorduk her başladıklarında. Tam bu pozisyon aslında evet. Değil mi? Hani önceki pozisyonda direkt bana ulti atınca bu sefer akıllandı. Bu sefer bekledim diyorsun. Bu sefer yok direkt Zonya'yı bastım ultiyle birlikte. Oyun içinde tecrübe edindi. Evet. Yani şimdi yandan geliyor direkt 3 kişi atılmış bu ulti. Bu değil bu ilk pozisyon galiba evet. Ama bu... direkt şu var yani senin zaten burada girmen, 3 kişiyi yere mıhlaman, arkasından gelen takım arkadaşlarının devreye girmesi, Pedro'nun gelip burada skorları toplaması, sonra tekrardan her şeyin baştan başlaması şu sıkıntıya mal oldu size. Morde de burada skor aldı. Evet. Ama orada güzel bir şey var. Orada. 700 altın gidiyor burada birine. Eren'e yani. 700 altın gitti burada. Evet. Bahsettiğim o şattan bayağı önemliydi ya. Direkt. Bahsettiğim pozisyona geldik. Şu da o şattan sonra Morde'nin üzerinde hala 300 altın. Aynı pozisyon tek farkı Zonya basınca. Bir de görünmez giriyorsun oraya garantiyi alıp. Sonrasında zaten maç bitti. Yani burada da 3'te 3'ü Pedro'na. Senin hazırladığın 3'te 3'ü Pedro'na aldı aslında.
sonrasında da karşılaşmayı bitirdiniz. Ya Wildcats'te daha yeni alışıyorlar belli ki. Bu hatalar normal ya. Çünkü ne yapacağını bilmiyorsunuz. Hadi barona girelim belki bir şey olur. Dedi, sonuç olarak kaybettiler. Bir de hani sürekli oyuncu değiştirdikleri için çok ses farkı oluyor. Yani kimin konuştuğu belli değil. Ki onların zaten bildiğim kadarıyla ruletti oyuncu yöneteni. O olmadan oynadılar bu karşılaşmayı. Evet, maçın istatistiklerini de ekranlara getireceğiz. Bakalım oyuncular ve takımlar neler yapmış, ona da kısaca bir göz atalım. Ve ondan sonra da bu maçın yorumunu bitiriyor olacağız. Ya şöyle baktığımızda yani hemen hemen 3 taşıyıcınız aynı hasar vurmuş. Karşıda da benzeri var ama Silas çok agresif oynadı. Evet. Hakikaten çok agresif oynadı. Ki bu agresiflik cezalandırıldı belli bir noktalarda. Özellikle erken safhada ama o hasarını karşı taraf için yansımış özellikle. Ya bayağı bir çiz yaptı ya. Evet. Kule altı denedi ya 3. 4. seviyede alt koridora. Yani... Sihirdar büyüleri olan bir Lux'a denedi bunu. Zaten orada İlkan direkt çok kolay bir şekilde Lux'a da gitmişti. Ya oyun hemen hemen eşit gidiyor zaten. Sonradan kuleler, kule farkı falan açıldı. Bu da yansımış istatistiklere. Peki maçın en değerli oyuncusunu da hemen ekranlara getirelim. Bakalım kim seçilmiş sizlerin oylarıyla onu da ekranlara getireceğiz. Paddon 8-4-5 Kaiso tercihiyle birlikte %76.5 skor katkısı. Tebrik ediyoruz kendisini, takımını ve Doğuş Üniversitesi Aurora böylelikle galibiyetle başladı. Medya bize katıldığın için teşekkür ediyoruz. Günün ilk karşılaşması bitti. İkinci karşılaşmaya geçeceğiz ama öncesinde kısa bir ara.